Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Subhaneke la ilme lana illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Subhaneke la fahme lana illa ma fahamtena inneke entel cevvadul kerim. Rabbi şrahli sadri ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير. Ve hayat programımıza hoş geldiniz. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, mağfireti, hidayeti üzerinize olsun. Saadetiniz ebedi olsun. İstikbaliniz cennet olsun inşallah. Cumanız mübarek olsun. Rabbim sizlere hayırlı kısmetler, helal, bereketli kazançlar nasip eylesin. Değerli izleyicilerimiz, bugünkü konumuz İslam'da ümit. Rabbim bu konuyu doğru bir şekilde anlatmayı, doğru bir şekilde yaşamayı ve yaşatmayı hepimize nasip eylesin. Kardeşlerim, her şeyin Allah'ın takdiri başına gelen şeylerin Allah'ın takdiri olduğuna inanır. Başına gelen şeylerin Allah'ın takdiri olduğuna iman eden bir Müslüman, Allah'a inancı, güvenci tamdır. İşte bu ruh haline, bu şuura sahip olan bir mümin asla karamsarlığa, ümitsizliğe düşmez. Değerli izleyicilerimiz, bir mümin bilir ki başına gelen musibetlere sabrederse bu onun için hayır olur. Eğer ki bir müminin başına sevinecek bir durum gelirse şükreder. Bu da onun için hayır olur. Yani kardeşlerim, bir mümin hayatını sabır, şükür, istiğfar üçgenine göre düzenler. Başına gelen bela ve musibetlere sabrederse bir mümin kendisi için hayır olur. Bütün bu nimetler, bütün bu güzelliklerden dolayı eğer ki şükrederse bu da mümin için hayır olur. Olur ya, biz insanız, beşer şaşar, bazen düşer kalkar. Bu Müslüman hata, kusur ve günah işlediği zaman da istiğfar ederse estağfirullah, affet ya Rabbi, bağışla beni Allah'ım, dilimizle affet Allah'ım derken organlarımızla da bu yanlışlardan, kötülüklerden, günahlardan uzak durduğumuzda istiğfar eder. Bu da kendisi için hayır olur. Yani mümin sabreder, kendisi için hayır olur. Mümin şükreder, kendisi için hayır olur. Mümin istiğfar eder, kendisi için hayır olur. İşte kardeşlerim, bu ruh haline, bu şuura sahip bir mümin asla ümitsizliğe, karamsarlığa düşmez. Ali İmran suresindeki, Tevbe suresindeki şu ayeti kerime büyük bir ümit ve teselli kaynağımızdır. Estaizu billah. Kul len yusibene illa ma keteballahu lena huve mevlana ve alallahi fel yetevekkelil mu'minun. Bu ayeti kerime büyük bir ümit ve teselli kaynağımızdır. De ki, Allah'ın yazdığından başkası bizim başımıza gelmez ki. Müminler yalnızca Allah'a tevekkül etsinler. Kardeşlerim, yine ümitsizliğin, üzülüp karamsarlığa düşmemenin panzehiri imandır. Yani bir insanın imanı ne kadar güçlü olursa o kadar az ümitsizliğe düşer. İmanın güçlü olması nasıl olacak? Allah'a ve Resulüne iman etmekle,
Allah'a ve Resulüne itaat etmekle. İman bir fidan gibidir. İman ağacının meyveleri vardır. İman ağacının meyveleri ibadettir, namazdır, oruçtur, zekattır. Salih amellerdir, güzel ahlaktır. Yani Rabbimizin emirlerini yapmak, yasaklarından kaçınmaktır kardeşlerim. Bir müminin imanı ne kadar güçlü olursa işte o kadar az karamsarlığa, ümitsizliğe düşer. O yüzden kardeşlerim, ümitsizliğin panzehiri imandır. Ve iman bu konuda en büyük güç ve umut kaynağımızdır. İman, bütün dertler, bütün kederler iman ile sükun bulur kardeşlerim. Şu ayeti kerimeye bakın Ali İmran suresinde. وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَاَنْتُمُ الْاَعْلَوْنَ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ Gevşemeyin, üzülmeyin. Eğer iman etmiş iseniz üstün gelecekler sizlersiniz. Rabbimiz böyle buyuruyor. Gevşeklik göstermeyin, tasalanmayın, kederlenmeyin, üzülmeyin. Eğer iman etmiş iseniz üstün gelecekler sizlersiniz. Gerektiği şekilde bir imana sahip olduğu zaman ya Rabbi ne varlığa sevinirim ne yokluğa yerinirim der. Kahrın da hoş, lütfun da hoş ya Rabbi der. Ballar balını buldum, kovanım yağma olsun der. Kardeşlerim bizler bir Müslüman olarak Rabbimiz hakkında iyi düşünceler beslemeliyiz. Hüsnü zan beslemek, yani iyi düşünceler beslemeliyiz. Kötü zan, kötü düşünceler beslememek lazım. O benim Rabbimdir. Beni terbiye eden, beni yetiştiren, beni rızıklandıran, nimetlendiren, beni yoktan var eden, varlığından haberdar eden. Benim Rabbimin kapısından başka gidecek kapım yok ki. O yüzden hadisi şerifte buyurulduğu gibi sizden biri Rabbine karşı suizan etmesin. Ene inde zanni abdibi. Ben kulumun beni zannı üzereyim. Hep iyi düşünceler besleyeceğiz. Biz gafur ve rahim olan bir Allah'a iman ediyoruz. Gafur ve rahim, yani Rabbimiz bizi bağışlar, tevbemizi kabul eder, bizi sever, bize acır. Kapısından başka gidecek yerimiz yok ki Rabbimizin. O yüzden kardeşlerim bu konuda bir örnek vermek istiyorum. Bir genç rahatsızlanıyor. Bu gencin rahatsızlandığını Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme haber veriyorlar. Diyorlar ki ya Resulallah, bu gencin durumu iyi değil. Peygamberimiz merak ediyor ve gencin yanına gidiyor. Gence diyor ki ne haldesin? Kendini nasıl hissediyorsun? Genç bu sırada son nefeslerini veriyor. Diyor ki ya Resulallah, günahlarımdan çok korkuyorum ama Allah'a da çok güveniyorum. Bu genç bunu söyledikten sonra ya Resulallah, günahlarımdan çok korkuyorum ama Allah'a da çok güveniyorum dedikten sonra Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yanındakilere dedi ki bu korku ile bu ateş bir arada olmaz. Bu korku ile bu ateş bir araya gelmez. Merak etmeyin dedi. Evet kardeşlerim, işte o yüzden bizler her şeyimizi kaybetsek bile Rabbimize olan umudumuzu kaybetmeyeceğiz. Çünkü mümin asla Rabbine olan umudunu kaybetmez. Malını yitiren az bir şey yitirmiştir. Dostunu yitiren bir şey yitirmiştir. Ama umudunu yitiren her şeyini yitirmiştir. İnancını yitiren, imanını yitiren her şeyini yitirmiştir. O yüzden Rabbimize olan umudumuzu asla yitirmememiz gerekir kardeşlerim. Yine bizlere ümit aşılayan önemli bir ayeti kerime. Rabbimizin derin hikmetinin kusursuz ölçülerine göre Rabbimiz kendisine iman eden, ibadet eden, itaatli kullarına rahmet ve mağfiretiyle muamele edeceğini bildiren şu ayeti kerime bizler için büyük bir ümit kaynağıdır. Buyuruluyor ki Nebbi ibadi enni enel gafurur rahim.
kullarıma bildir. Ben gafur ve rahim olan bir Allah'ım. Bağışlayan, esirgeyen bir Allah'ım. Tevbeleri kabul eden, çok seven, çok acıyan, şefkatli, merhametli olan bir Allah'ım. وَاَنَّ عَذَابِ هُوَ الْعَذَابُ الْاَل۪يمِ Ayeti kerimenin devamında ama azabım da elim bir azaptır, acıklı bir azaptır. Kardeşlerim, bu ayeti kerime kullarıma bildir. Ben çok esirgeyen, bağışlayan bir Allah'ım diye buyurulan ayeti kerimede 4 tane incelik vardır. Birincisi, ibadi buyurularak, kullarım diye hitap ederek Rabbimiz bizlere büyük bir lütuf bahşetmiştir. Bizlere büyük bir şeref bahşetmiştir Rabbimiz. Kullarım diye hitap ediyor bizlere. Kullarım diye hitap etmesi büyük bir şereftir bizler için. İkincisi kardeşlerim, bu ayeti kerimedeki inceliklerin ikincisi, Rabbimiz rahmet ve mağfiretinden söz ederken azabından bahsettiği ayete göre daha çok tekit ayetleri kullanmıştır. Bu da Rabbimizin rahmet ve mağfiretinin genişliğinden bahsediyor kardeşlerim. Üçüncüsü, bu ayeti kerimedeki incelik, kullarıma bildir buyurmakla, nebbi ibadi, kullarıma bildir buyurmakla, ibadetleri eksik de olsa Allah'a iman eden, kulluk eden herkesin, günahkar bile olsa, Rabbimizin rahmetine, bağışlamasına, affına, mağfiretine layık olduğunu anlatmak istemiştir. Sonuncusu da kardeşlerim, dördüncüsü, bu ayeti kerimedeki inceliklerin dördüncüsü, rahmet vaadini, Rabbimiz rahmet vaadini zamanı geldiği zaman Resulünü, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı şahit tutarak bizzat Peygamberimizi rahmet vaadi zamanı geldiği zaman rahmetiyle muamele edeceğiyle ilgili Peygamberini şahit tutuyor. İşte kardeşlerim, nebbi ibadi enni enel gafurur rahim. Kullarıma bildir, ben gafur ve rahim olan bir Allah'ım. Esirgeyen, bağışlayan, çok çok acıyan, çok seven, çok şefkatli, merhametli olan bir Allah'ım buyurmakla bizlere Rabbimiz bu 4 tane incelikten bahsediyor. Kardeşlerim, yine şu dünyada hiçbir din bu ayeti kerimenin verdiği teselli ve ümidi veremez. Dünyada hiçbir din bu ayeti kerimenin verdiği teselli ve ümidi veremez. Hazreti Ali Efendimiz, Abdullah bin Ömer Efendilerimiz diyor ki Kur'an-ı Kerim'de en ümit verici ayeti kerime bu ayeti kerimedir. Zümer suresinde Rabbimiz buyuruyor ki, قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذ۪ينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا Ayeti kerimede kendi öz nefislerine karşı haddi aşan kullara hitap ediliyor. De ki, kendilerine karşı haddi aşan, kendi öz nefislerine karşı haddi aşan kullarım, Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللّٰهِ Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. اِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا Allah bütün günahları bağışlar. Allah gafur ve rahim olandır. Rabbimiz esirgeyen ve bağışlayan bir Rabbimizdir. Kardeşlerim, kul kusursuz olmaz. Bazılarının günahı çok fazla olabilir ama Rabbimizin rahmeti vardır bir de. Bu ayet Rabbimizin rahmeti karşısında işlenen bütün kusur ve günahların önemini kaybediyor kardeşlerim. İşte her insan bu ilahi rahmetten istifade edeceğini belirtiyor. Kardeşlerim, ayeti kerimede buyurulduğu gibi Cenab-ı Allah şirk dışında dilediği günahı bağışlayacağını buyuruyor. Allah kendisine ortak koşulmasını bağışlamaz. Bunların dışındaki günahların dilediğini bağışlar. اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُشْرَكَ بِهِ Allah şirk koşulmasını bağışlamaz. Allah'a ortak koşmak, Allah'ın zat, sıfat ve fiillerinde Allah'a ortak koşmak, bunu bağışlamaz. Bunun dışındaki günahlardan dilediğini bağışlar.
O yüzden bu ayeti kerime bizim için büyük bir ümit ve teselli kaynağıdır. Yine kardeşlerim, ve rahmeti vesiat kulle şeyin. Benim rahmetim her şeyi kuşatmıştır buyuruyor Rabbimiz. Bu ayeti kerime, ya Rabbi bizlere dünyada iyilik ver, ahirette iyilik ver, tevbe ettik, sana döndük, tevbemizi, dönüşümüzü kabul eyle diye bitiyor. İşte Rabbimiz ayetlerine iman eden, namazı dosdoğru kılan, zekatı veren, yani razı olduğu bir hayatta yaşayanları bu rahmetine, rahmetiyle, mağfiretiyle muamele edeceğini buyurmuştur kardeşlerim. Yine kardeşlerim, şu hadisi şerifi sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu hadisi şerif bütün ümit kapılarını sonuna kadar açmıştır. Allah'ın rahmetini ümit etme konusunda en büyük güvencelerden birini bulduğumuz bir hadisi şerifte şöyle buyuruluyor. Doğuş TV izleyicilerimiz, değerli kardeşlerim. Kim Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Yalnız Allah vardır. Allah'ın şeriki, ortağı yoktur. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Allah'ın kulu ve elçisidir. Hazreti İsa Allah'ın kulu ve elçisidir. Hazreti İsa Meryem'e bıraktığı kelimesi ve Allah tarafından hayat verilen bir ruhtur. Cennet haktır ve gerçektir. Cehennem haktır ve gerçektir diye iman ederse, şehadet ederse, bu şekilde bu şuura, bu ruha sahip olursa, bu kimsenin ameli ne olursa olsun Cenab-ı Allah bu kimseyi cennetine koyar ve bu kimse Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur dedi. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Allah'ın kulu ve elçisidir. Hazreti İsa aleyhisselam Allah'ın kulu ve elçisidir diye iman etti. Ahirete iman ediyor. İmanın şartlarına iman eden bu kimse, gereklerini yerine getirmeye çalışan bu kimseyi Cenab-ı Allah cennetin 8 kapısından, dilediğin kapıdan cennete girebilirsin diye Rabbimiz bu kimseye lütuf ve ihsanda, izzet ve ikramda bulunacaktır kardeşlerim. Bu hadisi şerif bizlere bütün ümit kapılarını sonuna kadar açmıştır. İşte bizim böyle bir Rabbimiz var kardeşlerim. Böyle bir Rabbimizin kapısı hiç kapanır mı kardeşlerim? Yine bakın, bir gün kaybettiği çocuğunu arayan bir annenin bulunduğu bir topluluğu Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına getirdiler. Bu anne çocuğunu arıyor. Gördüğü her çocuğu göğsüne bastırıyor, emziriyor, kucaklıyor, sarılıyor, bırakıyor. Kaybettiği çocuğunu arıyor bu anne. Bir zaman sonra çocuğunu buldu. Çocuğunu yedirdi, içirdi, bağrına bastı. Bu manzarayı Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam yanındakilere gösterdi. Dedi ki, siz bu annenin çocuğunu ateşe atmasına hiç ihtimal verir misiniz? Bu anne hiç çocuğunu ateşe atar mı? Atar mı ya Resulallah? Hiç atmaz ya Resulallah dediler. Ya bunun üzerine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki, Allahu erhamu bi'ibadihi min hâzihi bi'veledihâ. İşte Allah'ın kuluna olan merhameti bu annenin şu yavrusuna olan merhametinden çok daha fazladır. Kardeşlerim, bir anne çocuğuna zarar gelmesini, çocuğunu ateşe atmayı ister mi? Nasıl ki anne çocuğunun yaramazlığına hoşgörüyle karşılıyor, ona olan sevgisini, merhametini kaybetmiyor ise, Rabbimizin bize olan rahmeti, mağfireti, merhameti o annenin yavrusuna olan merhametinden çok daha fazladır. İşte o yüzden Müslüman asla Allah'tan ümit kesmemeli. Rabbimizin bize hep iyi davranacağını düşünmelidir. Çünkü Allah kullarına karşı herkesten daha merhametlidir kardeşlerim. Hadis-i şerifte buyurulduğu gibi Allah'ın engin rahmetini ummak için bundan daha büyük bir müjde olur mu? İnne rahmeti sebekat gazabi. Benim rahmetim gazabımı geçmiştir. Rabbimizin engin rahmetini, mağfiretini ummak için bundan büyük bir müjde olabilir mi sevgili kardeşlerim? İnne rahmeti sebekat gazabi. Benim rahmetim
gazabımı geçmiştir. Yani Rabbimizin bizlere hayır, nimet ve sevap verme iradesi şer, intikam ve azap etme iradesinden daha çoktur ve yaygındır. Evet kardeşlerim, benim rahmetim gazabımı geçmiştir. O yüzden ya Rabbi, biz bu müjdeye dayanaraktan Allah'ım bizim de umudumuz, korkumuzu geçmiştir inşallah ya Rabbi. İştir. O zaman bizim ümidimiz de korkumuzu geçmiştir ya Rabbi. Kardeşlerim, yine kıyamet gününde hakimi yalnız Allah olan o zor ve kor günde Rabbimiz rahmetinin bütünüyle tecelli edeceği müjdesi bizim için yine en büyük güvence ve umuttur. Rabbimiz kıyamet gününde kullarına sınırsız rahmetiyle, merhametiyle muamele edecektir. İlgili hadisi şerifte buyurulur ki, Cenab-ı Allah rahmetini 100 parçaya ayırmıştır. Allah'ın 100 rahmeti vardır. Rahmetini 100 parçaya ayırmıştır. 99 rahmetini yanında bırakmıştır. Bir rahmetini yeryüzüne göndermiştir. İşte Rabbimizin yeryüzüne gönderdiği bu bir rahmeti sebebiyle insanlar, cinler, hayvanlar, böcekler birbirlerine merhamet ederler. Yabani hayvan yavrusuna sevgi, şefkati Allah'ın bu bir rahmeti sebebiyle veriyor. İşte dünyadaki yeryüzündeki bütün sevgi, şefkat, merhamet, bu tavır ve davranış, olay ve davranışların hepsinin kaynağı Rabbimizin bir rahmetinin tecellisi. Bir rahmetiyle birbirimize şefkat ve merhamet gösteriyoruz. Birbirimizi seviyor ve acıyoruz. Kardeşlerim, eğer ki yeryüzündeki bütün sevgi, şefkat ve merhametin kaynağı Rabbimizin bir rahmeti ise, o zaman kıyamet gününde Rabbimiz 99 rahmetiyle mümin kullarına muamele edecektir. 99 rahmetini kıyamette mümin kulları için saklamıştır. Peki Rabbimizin rahmetinin, merhametinin bütünüyle tecelli edeceği kıyamet gününde nasıl bir ortam meydana gelecek hiç düşünebiliyor musunuz? İşte o yüzden kardeşlerim, bizler Rabbimizin rahmetine sevinmemiz ve umutlanmamız gerekir kardeşlerim. Rabbimiz kullarına sınırsız rahmetiyle muamele edecektir. Yine sevgili Doğuş TV izleyicilerimiz, değerli kardeşlerim, yine bizlere çok büyük bir umut ve teselli kaynağı olan Furkan suresindeki şu ayeti kerime, İlla men tâbe ve âmene ve amile salihan fe ulaike yubeddilullahu seyyiâtihim hasenat ayeti kerimesi. Kim tevbe ederse, yani günahlarından, küfür, şirk ve zulüm her neyse, kim tevbe ederse ve âmene iman ederse Allah'a, Resulüne, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe, kaza ve kadere, iman edilmesi gerekenlere iman ederse ve amile salihen, salih amel işlerse, Müslümanım, Müslüman gibi yaşamak, Müslüman gibi oturup kalkmak, yani İslam'ın, Müslümanlığın gereklerini yerine getirmek, işte Cenab-ı Allah bunlara, tevbe edenlere, iman edenlere, salih amel işleyenlere yubeddirullahu seyyiatihim hasenat. Allah bu kimselerin kötülüklerini iyiliğe çevirecektir. Eksilerini hep artı yapacaktır. Yaptıklarının en güzeliyle kendilerine muamele edecektir kardeşlerim. Bu da bizim için büyük bir umut ve teselli kaynağıdır bu ayeti kerimede. Hele şu hadisi şerife bakalım kardeşlerim. Bir sahabi geliyor. Ya Resulallah diyor. El mer'u yuhibbul kavme velemme yelhaku bihim. Bir kişi var. Birilerini seviyor. Bir topluluğu, bir grubu seviyor. Ama onlar kadar ameli yoktur. Onlar kadar ibadeti yoktur. Onlar kadar salih ameli yoktur. Bu kişi için ne dersin? Dikkatinizi çekiyorum. Değerli izleyicilerimiz. Birilerini seven
ve onlar kadar ameli olmayan için ne dersin ya Resulallah? Müjdeye bakın kardeşlerim. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki el mer'u ma'a men ahabbe. Kişi sevdiğiyle beraberdir. Kişi sevdiğiyle beraberdir. Bundan büyük bir müjde, bir umut kaynağı olabilir mi kardeşlerim? Biz Allah'ı seviyoruz. Resulünü seviyoruz. Sahabeleri seviyoruz. Allah'ın dostlarını seviyoruz kardeşlerim. Kişi sevdiğiyle beraberdir. Enes bin Malik diyor ki biz bu müjdeye sevindiğimiz kadar hiçbir şeye sevinmedik. En çok bu müjde bizi sevindirdi. Ve diyor ki ben Allah'ı seviyorum, Resulünü seviyorum. Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali, Allah hepsinden razı olsun. Onlarla beraber olacağım inşallah diyor. El mer'u ma'a men ahabbe. Kişi sevdiğiyle beraberdir. Rabbim sizleri de sevsin, sevdirsin, cennetiyle sevindirsin inşallah. Kardeşlerim bizler ümitli olmalıyız. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bizlere kardeşlerim diye hitap ediyor. Bir gün mezarlığa gitti. Cennetül Baki mezarlığına. Dedi ki selamun aleykum dâra kavmin mu'minin. Entumus sâbikûn ve nehnul lâhikûn. Selam size ey müminlerin diyarının sakinleri. İnşallah biz de sizlere katılacağız diye mezarlıktakilere selam verdikten sonra buyurdu ki kardeşlerimi görmeyi çok arzu ederdim. Dünyada kardeşlerimi görmeyi çok arzu ederdim. Sahabiler alınıyor. Ya Resulallah diyor biz senin kardeşlerin değil miyiz? Siz benim ashabımsınız. Kardeşlerim beni görmeden bana iman edenler. Kardeşlerim ise henüz gelmeyenlerdir. Peki sahabiler dediler ki ya Resulallah senin ümmetinden olup henüz dünyaya gelmemiş olanları nasıl tanıyacaksın? Babamız Adem'den kıyamete kadar gelen bütün bu mahşer meydanında, bütün bu kalabalıkta ümmetinden olup dünyaya gelmeyen bizden bahsediyor. Kardeşlerini nasıl tanıyacaksınız? Dikkatinizi çekiyorum sevgili izleyicilerimiz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, bir insanın simsiyah bir at sürüsü içinde alınları ve ayaklarında beyazlık bulunan atları olsa onları tanımaz mı? Bir insanın simsiyah bir at sürüsü olsa bu atların içinde alınları ve ayaklarında beyazlık bulunan atları tanımaz mı? Elbette tanır ya Resulallah. İşte benim ümmetim abdest azaları nurlu olarak geleceklerdir. Namaz kılıyoruz ya, biz Müslümanız ya. İşte namaz bizim alameti farikamızdır. Namaz adamı yolda koymaz. Namaz adamı darda koymaz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki kıyamet gününde ben ümmetimi abdest azalarından tanıyacağım. Bizim plakamız odur kardeşlerim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Havz-ı Kevser'de bizi bekleyecek. Ben onlardan önce Havz-ı Kevser'e varacağım ve onları bekleyeceğim. Buluşma yerimiz Kevser havuzu. Ve o havuzdan bir yudum içen o şiddetli susuzluğun yaşandığı kıyamet gününde ebediyen susamayacaktır. Rabbim bizleri bu mükafatlara nail eylesin. Sevgili kardeşlerim, yine bizlere büyük bir umut ve müjde veren teselli kaynağı olan şu olayı sizlerle paylaşmak istiyorum. Bir gün bir sahabi kendisine dünyayı dar eden şu düşüncesini Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme geldi, dile getirdi. Dedi ki ya Resulallah ben seni malımdan, canımdan, çocuğumdan, ailemden, her şeyimden daha çok seviyorum. Evdeyken seni düşünüyorum, hasretine dayanamadığım için gelip sana bakıyorum. Seni bir gün görmesem ölürüm herhalde dedi. Bu sahabi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a olan sevgisini bu şekilde dile getirdikten sonra ağlamaya başladı. Efendimiz buyurdu ki neden ağlıyorsun? Ya Resulallah dedi ben ölsem cennete girsem bile nasıl göreceğim ki seni? Sen peygamberlere ait makamlarda olacaksın. Ben seni orada nasıl görebilirim ki? Dedikten sonra
Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir müddet sustu ve kardeşlerim bu olay üzerine göklerin kapıları açıldı, vahiy boşaldı. Nisa suresindeki Allah'ı ve Resulü sevenlerin, Allah'a ve Resulüne itaat edenlerin kimlerle beraber olduğunu anlatan şu ayeti kerime nazil oldu. مَنْ يُطَعِ اللّٰهَ وَالرَّسُولُ فَاُولَٰئِكَ مَعَ الَّذ۪ينَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّب۪ي۪ينَ وَالصِّدِّق۪ينَ وَالشُّهَدَى وَالصَّالِح۪ينَ وَحَسُنَ اُولَٰئِكَ رَف۪يقًا. Bu ayeti kerime nazil oldu. Kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse, işte onlar Allah'a ve Resulüne itaat edenler, Allah'ın kendilerine nimet verdikleri peygamberler, sıddıklar, şehitler, salihlerle beraber olacaklardır. وَحَسُنَ اُولَٰئِكَ رَف۪يقًا. Bunlar ne güzel arkadaştırlar. İşte kardeşlerim, Rabbim hepimizi bu müjdeye nail olanlardan eylesin inşallah. Bizler yeter ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmetinden olalım. Bu ümmet merhum bir ümmettir. Allah'ın rahmetine, mağfiretine gark olmuş bir ümmettir. Ümmeti hâzihi ümmetun merhumetun buyuruyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Benim bu ümmetim merhum bir ümmettir. Rahmet görmüş bir ümmettir. Evet kardeşlerim, işte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmetinden olmak, yani onun izinden yürümek, sünnet-i seniyyesini yaşamak, ahlakıyla ahlaklanmak, onun hayatını örnek almamız gerekiyor kardeşlerim. Yine Rabbimizin rahmeti, mağfireti, merhameti o kadar geniş ki Rabbimiz cennetine en son giren kuluna bu dünyanın 10 kat büyüklüğünde bir yeri verecektir kardeşlerim. Böyle bir Allah'ın kapısı kapanır mı? O yüzden Rabbimize olan umudumuzu asla kaybetmemeliyiz. Rabbimizin kapısı asla kapanmaz kardeşlerim. İstikbal İslam'ındır. Gelecek Müslümanlarındır. Ayet-i Kerime'de buyurulduğu gibi salih kullarım yeryüzüne varis olacaktır. وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ اَنَّ الْاَرُضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. Benim salih kullarım yeryüzüne varis olacaktır. İyi kullarım, mümin, Müslüman kullarım, Allah'a Resul'e itaat eden, Allah'ın razı olduğu bir hayatı yaşayan kullarım yeryüzüne varis olacaklardır. En çok ümitli olmalıyız. İstikbal İslam'ındır, gelecek Müslümanlarındır. O yüzden şairin dediği gibi Allah'a dayan, saye sarıl, hikmete ram ol, yol varsa budur, bilmiyorum başka çıkar yol. İşte Rabbim bizleri rahmetine, mağfiretine nail olan kullarından eylesin. Rabbim bizleri devamlı kendisine ümit besleyen, kendisi hakkında hüsnü zan eden bahtiyar kullarından eylesin. Kardeşlerim, Rabbim sizlere hayırlı kısmetler, helal, bereketli kazançlar nasip eylesin. Rabbim sizleri razı olduğu bir hayatta istihdam eylesin. Sonu cennet olan bir hayatı lütfeylesin. Bu hayatımızda bizlere kolaylıklar ihsan eylesin. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin. Allah'a emanet olun. Allah razı olsun.